Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Lepisces balıklarımı kuşların odasında olan büyük akvaryuma taşıyacağım. Geçtiğimiz aylarda sizlerle birlikte şöyle küçük bir akvaryum kurmuştuk orta boylarda. İçine de canlı canlı bitkiler dikmiştik farklı türlerde. O bitkilerin bazıları tuttu arkadaşlar, bazıları ise çürümeye başladı. Hatta çürüyen bazı bitkilerin uç kısımlarında ise yeni yavru bitkiler çıkmaya başladı. İşte bugün bütün bunları ayrıştıracağım. Çürüyenleri atacağız. Yeni tutan bitkileri diğer akvaryuma aktaracağız. O şekilde güzel olacağını düşünüyorum büyük akvaryumda. Çünkü küçük olduğu için bitkiler de karman çorman oldu. Zaten balıklar gördüğünüz gibi çok canlılar. Renkleri falan da çok güzel oldu ortama adapte olduğu için. Bazı yeni tür balıklar getirdim içlerine. Bunlarla yaşayabilen. Neonları zaten sizlerle yerleştirmiştik, mavi olan balıkları. Çok güzel biyolojik bir ortam oluştu. Öyle bitkiler dışında. Onları da işte bugün temizleyeceğiz. Hatta yavrular da oldu. Bakın şurada bir tanesi geziyor ortalıkta. Hiç korkmadan. İki tanesi de yukarıda geziyor. Su mercimeklerinin arasında. İşte bunların bir kısmını yakalayabildim. Bir kısmını da bitkileri bozmamak için ellememiştim. Bunun içinde de saklanabiliyorlar çünkü. Onları da toplayacağız. Bir de şöyle su mercimeklerini de göstereyim sizlere. Bunlar ilk aldığımızda 2-3 tane suyun içinde gelmiş. Sonra bir ay içerisinde böyle çoğaldılar. Akvaryumun yüzeyini tamamen kapladılar. Şöyle yüzeyden tasla alarak bayağı da çoğalmışlar ya. Şöyle hepsi geliyor zaten. Suyu şey yapınca şöyle yüzeyden kepçeyle toplayıp kabın içine aktarmak lazım. Bakın bir sürü su mercimeği. Şöyle boşaltalım içine. Bitkileri de bu kaba aktaralım. Hemen şöyle sökerek. Şimdi işin en zor kısmı geldi arkadaşlar. Balıkları yakalayacağım. Şu kovanın içine aktaracağız balıkları da. Lepisces balıklarımı bu akvaryuma aktaracağız arkadaşlar. Ortalama 250 litrelik diş filtresi olan bir akvaryum. Bitkili akvaryum için 2 torba. Şöyle lav kırığı aldım arkadaşlar. Bir tanesi iri taneli, bir tanesi de ince taneli. Tabii akvaryuma koymadan önce bunları yıkamamız gerekiyor. Çünkü içerisinden çok fazla toz çıkıyor. Şöyle bir leğene koyup bunu güzelce bir yıkayayım ben. Evet arkadaşlar, şimdi bitkilerin iyisini kötüsünü ayrıştıracağız. Şöyle sağlam olanları akvaryuma dikeceğiz. Zaten bunlar çoğalıyor kendisi. Bakın şu kısmı çürümüş. Şu iyi olan kısmını kıralım. Şu çürük kısımları da atalım. Bu
Dış filtremizin gözenekleri çok aralıklı olduğu için yavruları çekme riski var. O yüzden şöyle bir süzgeç, tül geçireceğim bu dış filtremizin filtre kısmına, yani suyu çeken kısmına. Işık olarak da armatür bir lamba kullanacağım. Balıkların oksijen ihtiyacı için de şöyle bir tane hava taşı sağlayacağım içerisine. Lepistes balıkları 27-28 derece su sıcaklıklarından hoşlanıyorlar. Bu nedenle bir tane de ısıtıcı takacağım akvaryuma. Su mercimeklerimizi de dökelim akvaryumumuza. Uzun uğraşlar sonucunda akvaryum kurulumunu tamamladık. Şimdi de balıklarımızı salacağız. Ben zaten balıklarımızı 2 saattir yani akvaryum kurarken bu suya alıştırdım akvaryum içindeki. Bir de akvaryum içindeki su 2 haftalık su. 2 hafta önceden doldurmuştum ben. Böyle boş bekliyordu. O yüzden dinlenmiş su. Yani bu konuda sıkıntı yok. Çünkü bazı arkadaşlar suyu dinlendirmeden koydum diyorlar. Şöyle balıklarımızı yakalayıp salacağız şimdi. Yeni akvaryumlarına salalım. Uzun uğraşlar sonucunda akvaryumu tamamladım. Bütün bitkileri diktik. Akvaryum tabanında en az 5 santimlik lav kırıkları kullandık. Dış filtrenin uç kısmına da bir tane süzgeç teli taktım. Yavruları çekmemesi için. Çünkü Lepistes balıkları çok sık yavru yapıyorlar. Bitkilerimiz de bir ay sonra falan büyümeye başlayınca, yeni dallar çıkarınca akvaryumumuz gerçekten güzel olacaktır. Şöyle yukarıda da bir sürü su mercimeği var. Öbür akvaryumda bayağı kalabalık duruyordu da bunda tam böyle tam geldi. Seyrek duruyorlar. Rahatlıkla şöyle yüzeyde gezebiliyorlar arkadaşlar. Güzel bir görünüm kazandırıyor akvaryuma. Tabii ki balıklarımız tam olarak, balık sayımız da az geldi bu akvaryum için. Sürü olan balıklarımız şöyle gezmeye başladılar. Birbirlerini bulmuşlar. Şurada bakın neon tetraları görüyorsunuz. Onlar da yine parlıyorlar akvaryumumuzda. Suyumuzda biraz kum taneleri var. Bir saat, 1,5 saat uğraştım bu kumları yıkamak için. Çok fazla çamur vardı kumun içerisinde. Bayağı bir uğraştım arkadaşlar. Bu şimdi suyumuzda kum parçacıkları var. O kum parçacıkları da sabaha doğru tabana çökecek ve daha net bir akvaryum olacak. Lepistesler genellikle yüzeyde geziyorlar. Şöyle eğilerek göstereyim sizlere. Bugün sizlerle birlikte küçük Lepistes akvaryumumu, büyük olan akvaryumu aktardık. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.